Bugün 12 Kasım 2019. Tam 20 yıl önce Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, daha doğrusu Bolu'nun Kaynaşlı ilçesindeki Düzce, Bolu'ya bağlıydı o zamanlarda, bir deprem meydana geldi. 750'den fazla insan hayatını kaybetti. 17 Ağustos'ta Marmara'da yine büyük bir deprem yaşanmış ve binlerce insan hayatını kaybetmiş. Binlerce ev yıkılmış, binlerce insan yaralanmıştı. Bıraktığı acılar, travmalar hala taze. 20 yıl geçti. 100 yılda geçse onun acısı unutulmayacak. İşte 1939 depremini konuşuyoruz Erzincan'da seyirciler. Yıllar öncesini konuşuyoruz. Konuşmamız da gerekiyor. Peki Türkiye depremlerden ders çıkartıyor mu? Asıl konuşulması gereken konu da bu. Elbette acılar taze. Elbette o acıları konuşacağız ama olası bir Marmara depreminden bahsediyor uzmanlar. Çünkü bu bir kehanet değil. Bir deprem yaşanacak. Bilimsel gerçekler var. Fay hatları sürekli hareket halinde. Peki bir deprem olduğu zaman Türkiye ne kadar hazırlıklı? 20 yılda ne değişti? Neler yaptık? Binalar yenilendi mi? Kentsel dönüşüm hangi aşamada? Fay hatlar üzerinde binalar var. O binalar duruyor mu hala? Deniz kabuğu, deniz kumundan yapılan binalar var. Onlar ne durumda, hala duruyor mu? Diğer yandan toplanma alanları. Diğer yandan yeni deprem haritası hakkında ne kadar bilinçliyiz? Deprem anında neler yapacağız? Bunları ne kadar biliyoruz? Bütün bunları konuşacağız vaktimizin yettiği kadar. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi, Merkezinden Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bülent Özmen değerli seyirciler. Kendisiyle zaman zaman depremi konuşuyoruz. Bugün özel gün, sadece bugün değil tabii, konuşmaya da devam etmemiz lazım. Kendileri sürekli konuşuyor ama buna medyanın da yer vermesi lazım ki halk bilinçlensin. Biz bilinçlenelim ve olası bir depreme hazırlıklı olalım. Çünkü depremi önleyemeyeceğiz ama yapmamız gerekenler var. Onları gerçekleştirebiliriz hiç değilse. Mesajlar, fikirler, yorumlar varsa Twitter'dan ve de WhatsApp'tan bekliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi merhaba. Günler. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz vallahi. Sizler de iyisiniz. İyiyiz hocam. Çok teşekkürler. Hemen ben sözü size bırakayım. Aradan 20 yıl geçti. Ne değişti 12 Kasım depreminin ardından? Şöyle, aslında 17 Ağustos ve 12 Kasım'ı belki birlikte düşünmekte fayda var. Aslında Türkiye ve dünya tarihinde az rastlanır olaylardan birisi. Zaman zaman olmuş olsa da çok sık görülen olay değil. Yani 17 Ağustos depreminde biliyorsunuz çok büyük bir depremle Kocaeli, Sakarya, bu bölgeler yıkıma uğradı. Hemen bundan yaklaşık 3 ay sonra, yani 87 gün sonra 17 Ağustos depreminin doğusunda 7.2 büyüklüğünde başka büyük bir deprem meydana geldi. Aslında büyük bir çoğunluk bilim insanları batıya doğru depremin, Marmara Denizi'ne doğru olacağını düşünürken, o depremin hemen 87 gün sonrasında tam tersi tarafta çok büyük bir depremle Düzce, Kaynaşlı, Gölyaka gibi yerleşim birimlerini de çok etkin bir şekilde etkilediği bir deprem meydana geldi. Yani 17 Ağustos'ta ikisini kıyasladığımız anda Allah'tan bunda hani can kaybı çok çok az oldu beklenenin aksine. Bunda tabii biraz da zaten 17 Ağustos depreminde o bölgeler epey bir yıkıma uğramış, can kaybı da olmuştu. Yani vatandaşların büyük bir çoğunluğu zaten geçici barınma merkezlerinde veya depreme daha bir tetikte bekledikleri için, bir de 7'ye doğru biliyorsunuz 18.57'de meydana geldiği için de can kaybı nispeten biraz daha az oldu. Sizin aracınızla da buradaki vatandaşlarımıza da tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii biz burada şu kadar yıkıldı, bu kadar insan öldü derken de oradaki yaşayan insanlara çok uzun sürelerde travmalar bırakan çok büyük olaylar aslında bunlar. Şimdi 17 Ağustos ve 12 Kasım Düzce depreminden sonra biz hep neyi konuştuk? İşte bizi yönetenler bize dedi ki artık 17 Ağustos ve 12 Kasım'ı biz milat kabul ettik. Bundan sonra depremlerle ilgili çok ciddi çalışmalar yapacağız ve ülkemizi de diğer gelişmiş ülkeler gibi depreme hazır konuma getireceğiz diye şeyler söylendi. Bunun akabinde tabii çok fazla sayıda çalışma yapıldı. Yani bunlardan özellikle doğal afet sigortaları kanunu çıktı. İşte deprem şurası yapıldı. Bütün depremle ilgili konular enine boyuna masaya yatırıldı. Ondan sonra kentleşme şurası yapıldı.
İstanbul özelinde işte deprem master planı hazırlandı, İstanbul'un mikro bölgeleme haritası hazırlandı. Ülkenin çok farklı yerlerinde işte deprem üretme potansiyeli olan diri faylarla ilgili yoğun çalışmalar yapıldı. Bunlar tabii deprem tehlikesini çok sağlıklı bir şekilde belirleyebilmeniz için de deprem üretme potansiyeli olan diri fayları da net bir şekilde belirlemek lazım. Yasal anlamda, kurumsal anlamda bir sürü değişiklikler oldu. İşte 17 Ağustos depreminde biz şunu yaşadık. Yani Türkiye'deki afet yönetiminden, deprem yönetiminden sorumlu olan işte 3 tane genel müdürlük vardı. Sivil Savunma Afet İşleri ve Türkiye Acil Durum Genel Müdürlüğü. Bu çok başlılık nedeniyle de depremlerle, afetlerle yeterince mücadele edilmediği, dolayısıyla bunların tek elde ve de etkili bir pozisyonda, yani Başbakanlığa bağlı olarak Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı kuruldu 2009 yılında. Bununla beraber de onun diğer kurumlara daha etkin olarak emir verme gücü, onları daha etkin şekilde yönlendirme, koordine etme gücü olacak şeklinde düşünülerek de Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı kuruldu. Tabii bu uzun süredir çalışmalarına devam ediyor. Fakat yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince tekrar İçişleri Bakanlığı'nın altına, yani bir başbakanlık pozisyondan, etkin bir durumundan bir bakanlığın altına Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı kondu. Her ne kadar orada bir bağımsız birim başkanlık olarak hareket ediyor olsa da sonuçta İçişleri Bakanlığı'nın altında şu anda çalışmalarını yürütüyor. Bunun haricinde tabii Türkiye genelinde olurken uluslararası ölçekte de yoğun çalışmalar yapılıyor. Örneğin Birleşmiş Milletler aracılığıyla işte Sendai afet risklerinin azaltılması çerçevesi diye 2015 yılından 2030 yılına kadar dünyadaki işte 190'a yakın ülkenin imzaladığı afet risklerinin azaltılması ile ilgili neler yapılması gerektiği konusu bir plan dahilinde bizim de içinde olduğumuz ülkeler tarafından imzalanıp yürürlüğe sokulması gerekiyor. Burada tabii bazen biz bu tip anlaşmalara imza atıyoruz ama o anlaşmada o strateji planı dahilinde yapılması gereken görevleri tam anlamıyla da yerine getiremeyebiliyoruz. Örneğin burada bütün il bazında, hatta ülke bazında, bölge bazında afet risklerinin azaltılması planlarının yapılması zorunlu olarak orada 2015 yılından işte günümüze kadar 4-5 yıl içinde aslında Türkiye'de çok fazla il için, hem ülke için hem il için afet risklerinin azaltılması planlarının hazırlanması gerekiyordu. Yani biliyorsunuz Türkiye sadece depremden değil, işte seldir, heyelandır, çığdır, kuraklıktır, iklim değişikliğidir. Çok fazla sayıda afetin etkisi altında. Bunların tamamını düşünerek her il için detaylı planların hazırlanması, bu planlar dahilinde de oradaki yazılanların hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu süreçlerden sonra işte biz şöyle yapıyoruz, yani çok fazla sayıda çalışma yapıldığını belirtiyoruz. Fakat bu depremlerle mücadele öyle yapılması gereken faaliyetler çok fazla olduğu için tam yeterli düzeyde olduğunu da söylemek mümkün değil. Bunu zaten biz her ne kadar bunlar çok yeterli oldu desek de doğa en acımasız kontrol mühendisi. Yani 2011 Van depreminde yaşadık. Yani işte 17 Ağustos depreminden sonra uzun bir zaman geçti. Aslında doğa da bize çok büyük bir imkan tanıdı bu arada. Sadece 17 Ağustos ve 12 Kasım Düzce depreminden sonra biz büyük deprem olarak nitelendirebileceğimiz sadece Van depremini yaşadık. Orada da Erciş, Van merkezi ve orada bulunan köylük yerleşim birimlerinin büyük bir oranda yıkıldığını biliyoruz. Dolayısıyla da biz bunlara baktığımız anda da her ne kadar biz 17 Ağustos'u milat olarak kabul ettik, bundan sonra deprem zararlarının, risklerin azaltılması konusunda çok, çok etkin mücadele edeceğiz desek bile de yeterli seviyeye gelmediğimiz görünüyor.
Bunlarda tabii bizde şöyle, bu Van depreminden sonra da bir 6306 sayılı yasa çıktı biliyorsunuz. Yani afet risklerinin azaltılması, afet riskli alanların dönüştürülmesiyle ilgili. Hani toplumda kısaca kentsel dönüşüm veya yenileme yasası diye de olarak bilinen yasa gündeme geldi. Bu kapsamda da az önce siz de sundunuz. Çevre Şehircilik Bakanlığı da açıklamalarda bulunuyor zaman zaman bununla ilgili. Aslında Türkiye'deki en önemli sıkıntılardan birisi çok fazla sayıda depreme dayanıksız konutun olunması ve bu konutların da büyük bir çoğunluğunun zemin özellikleri göz önüne alınmadan veya yine siz de belirttiğiniz özellikle diri fayın üzerinde bulunan veya diri faylara çok yakın yerlerde bulunan binaları da siz ne kadar depreme dayanıklı olarak yaparsanız yapın, o hareket eden yerden veya deformasyon zonu üzerinde bulunan yerdeki binaların da çok büyük bir kısmı yıkılıyor. Yani bütün bu gerçekler ışığında biz şu anda baktığımız yerde maalesef depreme hazır mıyız? Tabii hiçbir ülke aslında depreme hazırız denmez ama biz de daha yapılması gereken çok fazla sayıda çalışma olduğunu biliyoruz. Bir kere burada tabii önemli olan biz var olan deprem açısından riskli yapıları, yerleşim birimlerini, planlarımızı bir yandan depreme dayanıklı hale getirirken en önemli şeylerden birisi de bundan sonra bir yeri imara açarken, çevre düzenini yaparken veya yeni bina yaparken, fabrika yaparken de bunların mutlaka deprem riskleri gözetilerek ve depreme dayanıklı bir şekilde yapılması lazım. Siz tamam birkaç çalışmayla var olan deprem açısından tehlikeli, riskli yerleri güçlendirirken bir yandan da yeni yaptığınız yerleri yine depreme dayanıksız yaparsanız da bu kısır döngü olur, içinden çıkılmaz bir noktaya gelir. Ülkemizde maalesef zaman zaman bunların da örneklerini görüyoruz. Peki Sayın Osman, 99 depreminin ardından ya da Van depremini düşünürsek ya da Marmara diyelim sadece, çünkü biz Marmara'da bir deprem bekliyoruz, evet. Olası Marmara depreminde. 99'da birçok binanın fay hattı üzerinde olduğunu gördük. Evet. O Küçükçekmece bölgesi, Avcılar bölgesi, Marmara'nın kuzeyi ve yine orada bir yerde bekleniyor. O fay hattı hareketli olduğu için galiba. Peki orada yine hala fay hattı üzerinde binalar var. O binaların binalar kaldırıldı mı daha doğrusu? Şöyle, aslında İstanbul bir taraftan şanslı bir taraftan şanssız. Aslında İstanbul'un içinden yani karada herhangi bir fay yok. Yani deprem üretme potansiyeli, evet, olan diri fay yok. Bunlar işte İstanbul'a 15-20 kilometre kuzeyinde, güneyinde Marmara Denizi içinde denizden geçen faylar var. Yani bunlar da işte Ana Marmara Fayı, Orta Marmara Fayı, Güney Marmara Fayı diye değişik araştırmacılar tarafından farklı şekilde isimlendiriliyor. Yani en yakın yerleşim birimi veya depremden etkilenecek binaların uzaklığı 20 kilometre civarında. Şimdi zaten 17 Ağustos 1999 İzmit Körfezi depremi her ne kadar İstanbul'a 100 kilometre uzaklıkta olmuş olmasına rağmen Avcılar başta olmak üzere ciddi şekilde binaların yıkılmasına neden oldu biliyorsunuz. Çok fazla sayıda vatandaşımızın hayatını yitirmesine neden oldu. Şimdi bize hep şimdiye kadar ne söylendi? İşte belediye olarak, hükümet olarak, sivil toplum örgütleri olarak, üniversiteler olarak bir sürü çalışma yaptık dendi. Fakat geldik geçtiğimiz 26 Eylül tarihinde 5.8 büyüklüğünde, aslında çok da büyük olmayan bir depremle İstanbul ve Türkiye'nin gündemine deprem konusu çok ciddi şekilde oturdu. Bunun oturmasının ana nedenlerinden birisi, yani çok büyük olmayan 5.8 büyüklüğündeki depremin İstanbul'u beklenenin çok çok üstünde etkilemiş olması. Yani şimdi aslında bir deprem olduktan sonra biliyorsunuz deprem dalgalar halinde yayılıp karaya ulaştıktan sonra zemin özelliklerine dikkate alarak da binaları sarsıyor ve binanın gücüne bağlı olarak da onları yıkıyor, hasara uğratıyor veya hiçbir şey yapmayabiliyor. Bu deprem sonucunda oluşan kuvvetli yer hareketi, yani binaları sarsacak kuvvetin
80 gallik böyle çok düşük seviyelerde olmuş olmasına rağmen çok sayıda bina maalesef hasar gördü. Vatandaşlarımız panik içinde. Yani ben biliyorum bizim de içinde olduğumuz çok farklı gruplar altında İstanbul'la ilgili çok sayısız eğitim çalışmaları yapıldı. Hani vatandaş bir deprem sırasında, öncesinde, sonrasında neler yapmasıyla gerekli olduğu konularda. Bunlarla ilgili maalesef yeterli çalışma yapılmadı. Bir kere yine biliyoruz işte o 29 tane okul biliyorsunuz hasar gördü. Bu zaten kabul edilebilir bir durum değil. Yani şimdi normal bina deprem yönetmeliklerine baktığımız anda normal binalara göre okul ve hastanelerin depreme %50 daha fazla dayanıklı yapılması gerekiyor. 29 tane okul hasar gördü. Bunların hasar görmesiyle iş bitmiyor. Oradaki çok fazla sayıda öğrenci başka okullara nakledilme durumunda kaldı. Dolayısıyla da hem orada okuyan öğrenciler, veliler mağdur durumuna geldi. Hem de onların gittiği diğer okullarda işte 50 kişi, yani oradaki sınıfların sayısında da öğrenci sayısında çok yoğun artışlar olduğu için de ister istemez de eğitim kalitesinde biraz düşüşler oldu. Şu akla geliyor Sayın Özmen tam bu noktada. Bu deprem gündüz saati olsa olası bir Marmara depremi ve o okulda 29 okul sadece 5.8'de hasar gördü. Evet. 750 bir depremde bu sayı daha da artacak ve bu okullar daha çok hasar görecek. Okullarda onlarca öğrenci var ve onlarca canın bir arada olduğu bir binanın bu derece çürük bir şekilde inşa edilmesi bilançoyu daha da ağırlaştıracak. Depremin hangi saatte olacağı belli değil ki. Aynen, hem bilançoyu daha ağırlaştırıyor hem de kamuoyunda bir güvensizlik oluşturuyor. Evet. Yani şimdi insanlar dolayısıyla okul böyleyse benim evim nasıl? Doğru. Hastane hasar görüyor, kamu kurum kuruluşları hasar görüyor. Yani vatandaş da onlara bakarak da bir kendine göre bir sonuç çıkarıyor. Yani dolayısıyla da İstanbul'da aslında sadece İstanbul değil Türkiye genelinde yani bir seferberlik şeklinde her ne kadar işte 2012 yılında ulusal deprem stratejisi eylem planı hazırlanmış olmasına rağmen işte bu 2012 yılında yayınlandı ve 2023 yılında da bitecek. O kapsamda da çok fazla sayıda kamu kurum kuruluşlarına yapılması gereken görevler tariflenerek verildi. Fakat bunlara rağmen de yine de geldiğimiz noktada işte zaten bizim dememize gerek yok. Bizi yöneten insanlar da işte özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı da Türkiye'de çok fazla sayıda 6,5 milyona yakın depreme dayanıksız bina olduğu ifade ediliyor. Şimdi tabii ülke imkanları da kısıtlı. Yani siz şimdi bu kadar fazla sayıda konutu çok kısa bir zamanda yenilerek depreme dayanıklı hale getirmeniz mümkün değil. İmkan buna yetmez. O zaman yapmamız gereken en akılcı yöntem nedir? İl il Türkiye'de hızlı tarama sistemi yöntemini kullanarak zemin özellikleri ve diri fayları da dikkate alarak depreme dayanıksız bina stoğunun ortaya çıkarılması ve bunların olası bir depremde yıkılacak, göçecek yani en fazla ağır hasarı alacak binaları göz önüne alarak da bunları güçlendirmemiz lazım. Yani burada öncelik parasal getiri, rant veya diğer şeyler değil, o binanın ağır hasar alıp almaması, en şiddetli ağır hasarı alacak binadan başlayıp en az alacaklar dahilinde bunu bir silsile içinde, bir plan dahilinde ve bütçe imkanı ölçüsünde bunların yapılması lazım. Tabii bu işin bir kısmı. Yani aslında biz hep depremlerle veya afetlerle mücadele ederken olaya çok bütüncül olarak bakamıyoruz. Tek boyutlu bakıyoruz. Yani nedir? Biz hemen depreme dayanıksız binalar gündeme geliyor. Bunları güçlendirdiğimiz anda da sanki bütün görevleri, işimizi yapmış diye düşüneceğiz. Halbuki yani şöyle düşünelim, yani Japonya'da neredeyse depreme dayanıksız bina yok. Ama onlar oradaki ülkeye baktığımız anda da deprem risklerinin azaltılması konusunda veya deprem konusunda bizim kat kat fazlamız şeyinde çalışmalar yapılıyorlar. Yani bu işte sadece binanızı depreme dayanıklı hale getirmek yetmiyor.
Vatandaşımızı çok yoğun bir şekilde eğitmemiz lazım. Kurumsal yapılanmamızı ona göre yapmamız lazım. İşte olayın çevresel boyutu, sağlık boyutu var. Onları da düşünerek onlarla ilgili önlemler, çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yani buna benzer olayı çok bütüncül olarak ve ilgili bütün paydaşları da bir masaya çağırarak çözüm yollarını bir akılla değil, ortak akılla ortaya koymamız ve ortaya çıkan çözüm yollarını da tavizsiz bir şekilde uygulamamız lazım. Bu işlerde tavizsiz kelimesi çok önemli aslında. Yani şimdi biz bazen yasa, yönetmelik yayınlıyoruz. Onu bazı yerlerde deldiğiniz anda da vatandaşın desteğini alma şansınız azalıyor. Yani bazı çalışmaları çok boyutlu düşünüp hayata geçirdikten sonra da bunu taviz vermeden uygulamanız bence son derece önemli. Tavizince aklıma imar barışı geldi mesela. Görüşünüzü merak ediyorum. Benim aklıma şu geliyor. Adam 3 kata 2 kat daha çıkmış mesela. Temel sağlam evet. değil. Biz buna kalkıp tapu verdik. Milyonlarca bina. Tabii. 6 milyon binadan bahsettiniz. Yine o sayıda bir bina, hatta daha fazlası tapusuzdu, kaçaktı. Tabii. Orada tamamen vatandaşın beyanına dayalı olarak işte benim bina depreme dayanıklıdır, her türlü sorumluluk bendedir gibi. Yani vatandaşın kişisel beyanına bağlı olarak böyle bir çalışma yapıldı. Aslında sizin de belirttiğiniz gibi bir yandan biz hani dedim ya kentsel dönüşüm çalışmasıyla riskli alanlardan kaçıyoruz ve binalarımızı depreme dayanıklı hale getirirken de bir yandan da işte kaçak, imar kanununa, ilgili kanun yönetmeliklerine, deprem haritasına, bina deprem yönetmeliğine uygun olmadan yapılan, kaçak olarak yapılan çok fazla sayıda konutu da maalesef imar barışı kapsamında da sistemin içine almış olduk. Bunun da tabii üzerinde düşünülmesi lazım. Aslında yapılanlar konusunda şunu da vurgulamak lazım. Özellikle deprem risklerinin azaltılması, deprem zararlarının azaltılması konusunda olmazsa olmaz çalışmalarından birisi de siz bir kere bulunduğunuz yerin, yerleşim biriminin deprem tehlikesini çok net bir şekilde bilmiş olmanız lazım. Bu tehlikeyi belirledikten sonra da o tehlikeye uygun olacak şekilde binanızın yapım tekniğine uygun olacak şekilde yapılması gerekiyor. Bununla ilgili Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 18 Mart 2018 tarihinde yeni deprem tehlike haritasını ve bina deprem yönetmeliğini yayınladı. Bununla da ilgili işte 8 aylık bir geçiş sürecinden sonra 1 Ocak 2019 tarihinde bunlar yürürlüğe girdi. Hı hı. Aslında bu yeni harita ve yönetmelik son derece önemli. Şu açıdan önemli. Sadece yeni yapılacak konutları kapsamıyor bu şey. Geçmişteki mevcutta var olan binaların da riskli olup olmadığı, güçlendirme ihtiyacı doğup doğmadığı gibi kriterlerde artık bu yeni harita ve yönetmeliğe bakılarak yapılacak. Dolayısıyla da bu radikal değişiklik, yani çok ciddi değişiklikler oldu hem haritada hem yönetmelikte. 82 milyonu etkileyen çok önemli değişiklikler oldu. Bir de çok önemli yenilik bu bina deprem yönetmeliği kapsamında özel tasarım ve gözetim hizmeti diye bir şey tariflendi. Yani artık özel uzmanlık gerektiren işlerde işte projenin başlangıcından bitişine kadar bir yeri binaya dayanıklı bir şekilde yapmadan önce de özel uzmanlık gerektiren konularda da o konuya uzman olan insanlardan da bir imza almak gerekecek. Bunun şöyle handikapı var. Bu özel uzmanlık gerektiren konularda 7 tane şey belirlenmiş. Bu işi inşaat mühendisi kişiler yapabilecek. Yani yasa ve yönetmelik buna cevaz veriyor. Fakat burada özellikle deprem tehlikesinin hazırlanmasında, zemin büyütmesiyle ilgili analizlerin yapılması konusunda biz jeoloji mühendisleri de bizzat bu işlerle ilgili yoğun bir şekilde çalışmalar yapmış olmamıza rağmen maalesef bu yönetmelikte böyle bir bu işi sadece inşaat mühendisleri yapar diye bir ifade geçtiği için de şu anda bu işi inşaat mühendisi arkadaşlar yapabiliyor. Tabii bu belgeyi alabilmek için de özel şartlar gerektirdiği için de
Şu anda yeterli sayıda insanın, kişinin de bu belgeyi alamadığı, dolayısıyla da Türkiye genelinde bazı mağduriyetlere neden olduğunu da biz biliyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde İzmir'de biz bu yeni deprem tehlike haritası, bina deprem yönetmeliği ve zemin etüt uygulama esasları ve rapor formatı ile ilgili bir eğitim çalışmasında bulunduk. Yani bu haritanın ve yönetmeliğin yürürlüğe girdiği neredeyse 10 ay 11 aya yaklaşmış olmasına rağmen hem bunu kontrol eden kişilerde hem bu harita ve yönetmelikteki yazılmış olan kurallara uygun şekilde raporlarını hazırlayacak kişilerin daha henüz yeterince bunları özümseyemediğini görüyoruz. Dolayısıyla da buradan açık çağrı da yapmış olalım. Yani bu harita ve yönetmelikle ilgili süratli bir şekilde eğitim çalışmalarının yapılması ve bu harita ve yönetmeliğe bağlı olarak rapor üretecek kişilerin, bunları kontrol edecek mühendislerin yoğun bir şekilde eğitime tabi olarak da bunları etkin bir şekilde uygular duruma getirmemiz gerekmekte. Son 3 dakikamız. Vatandaş peki bu konuda sizce bilinçlendi mi? Farkında mıyız depremin ne kadar büyük bir felaket yaratacağını? Şöyle, yani biz de vatandaş olarak hani hafızamız biraz zayıf. Maalesef işte 5.8 işte en yakın olan deprem bu. 26. Bu depremden sonra biz neyi yaşadık? Hemen vatandaşlar işte kentsel dönüşüm nedir? Doğal afet sigortası nedir veya biz bir afet anında depremde neler yapacağız diye işte ilgili sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, belediyelere çok yoğun fazla sayıda talepte bulundular. Halbuki bunun böyle bir hemen deprem sonrasında değil, yani çok bir zaman süreci içinde bu eğitim çalışmaların ciddi bir şekilde yapılmış olması lazım. Bunların da tabii sadece deprem sırası ve sonrasına yönelik değil, deprem risklerinin azaltılması konusunda da halkımızın yoğun bir şekilde eğitilmesi, bilinçlenmesi ve bilinç dahilinde de biz yarın oy vermeye gittiğimiz anda da bir kamuoyu oluşturup da bizi yöneten belediye başkanı, bakanlıklar, hükümet etkin bir şekilde kamuoyunu oluşturarak da belki de risklerin azaltılması konusunda ciddi bir kamuoyu oluşturup bunların daha etkin bir şekilde yürürlüğe girmesini de sağlayabiliriz. Hani sonuç olarak da vatandaşımız da maalesef bu eğitim konusunda da yeterli düzeye gelmiş durumda değil. Biraz coşkuluyuz Sayın Özmen. Ya bir olay oluyor mesela, kadına şiddet olanlar da öyle. Kadına şiddeti konuşuyoruz, hayvana şiddeti konuşuyoruz. Sonra unutuyoruz sanki bir daha yaşanmayacak ya da hiç yaşanmamış gibi. Evet. Gündem hemen değişiyor. Hemen değişiyor. Başka şeyler giriyor. Maalesef. Bu da üzücü ve endişe verici aslında ki deprem zaten bu kadar büyük bir felaketin gerçekleşmesi muhtemel, kuvvetle muhtemel. Evet. Ama bir aymazlık var gibi sanki. Umarım bu kadar büyük bir bilanço olmaz diyeceğiz ama mümkün değil gibi sanki. Tabii umarım, ama bu tip yayınlar da bu yönden son derece önemli. Yani biz bir topluluğa gidip konuştuğumuz anda 50 kişi 100 kişiye ancak hitap edebiliyoruz. Ama böyle sizlerin aracılığınızla belki milyonlarca insana ulaşıyoruz. Hı hı. Bu yüzden de tabii teşekkür ederiz sizlere de. Yani biz teşekkür ederiz. Bunları yapmamız lazım. Çok sağ olun Sayın Özmen, size de kolay gelsin diyelim. Programın sonuna geldik. Yine başka programda görüşmek temennisiyle yine konuşacağız. İnşallah. Teşekkür. Çok sağ olun. Sağ olun. Sayın seyirciler, konuğumuz Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Bülent Özmen'di. Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi öğretim üyesi Sayın Özmen'le birlikte depremi ve Türkiye'nin aldığı dersleri, neler değiştiğini konuştuk. Pek ders almamış gibiyiz. Kentsel dönüşüm meselesi önemli, imar barışı meselesi önemli. Toplanma alanları meselesi var, ona değinemedik çok fazla. Ve ne kadar bilinçliyiz deprem konusunda, bunu bir kez daha sorgulamamız lazım 12 Kasım tarihinde. Ve bizler konuşmaya devam edeceğiz yine depremi, sadece 12 Kasım ya da 17 Ağustos'ta falan değil. Sürekli konuşmamız lazım. Ve programın sonuna geldik. Yarın sabah yeni bir günde bizler yine burada olacağız saat tam 7'de. Programda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize huzurlu, umutlu ve aydınlık dolu bir gün diliyorum. Daha güzel bir sabaha, daha yaşanabilir bir yeryüzüne uyanmak temennisiyle. Hoşçakalın.